Ses onun arası ortasına giriyor. O ses gitti bak. Televizyon videonla bunu birleştireceğim şimdi. Öncekiden şıkır şıkır ses geliyordu, hatırlıyor musun? Bak şu an hiçbir şey kalmadı. Şimdi arkadaşlar motorda bir ses var. Onu anlamaya çalışıyoruz. Bir şeye bas bakalım. Çalıştır motor oradan. Ses onun arası ortasından geliyor. Ya normalde pek iyi bir ses değil. Krank sesi gibi duruyor ama bakacağız. İnşallah korktuğumuz ses. Yani şu ses olabilir. Bir çalıştır motoru tekrar. Evet, şu an ses yok. Aç sesi. Açtın mı? Tamam, kayıtta. Tamam. Tamamen varyatörle alakalı. Şimdi varyatöre bakacağız. Burada ne sıkıntısı var diye. Evet. Olayın sorunu bu. Ön varyatör çok. Boşluğu görüyor musun bak? Evet. O ses bu abi. Yani ben de doğru... Evet, bak ses bu. Şu sesi duyuyorsun sen. Evet. Sıkıntı bu. Ön varyatör çöp olmuş. Dur. Şimdi arkadaşlar bu bozuk varyatör. Gördüğünüz gibi. Böyle krank sesine benzer ses yapıyor. İlk başta krank sesi sanmıştık ama sonra baktık ki varyatör yapıyormuş. Yeni varyatör aldık. Şekilde. Bagaları hepsi içinde. Bu da tarvanesi. Şöyle bir hava tutalım. Bir de otur istiyorsan. Hadi. Açtım abi. Yeni kayış. Ölçülerine bakacağız. Aslında böyle paketlemeleri hiç doğru bir şey değil. Böyle pek şekli yok yani. Paketleme sistemi yanlış. Aynı kayış mıymış bu? Bir durdursana şu kompresör işi bitsin. Şimdi arkadaşlar kayış almış. Kayış ötekine göre biraz 1 milim uzun. Sanırım o kayış da ona zaten 1 milim kısa geliyordu. Bu tam olacak. Neymiş o? Kalınlığı nasıl? Kalınlığı da iyi. Tam ideal kayış bu bence. Bando. S19018. S19018. Bakın şurada yazıyor mu orayı? Yok, marka modelleri yazıyor. S19018. Bakalım nasıl olacak. Onu da denemiş oluruz. Ön varyatördeki bagalar iyi midir? Ya bunların içinde gelen bagalar genelde çok kaliteli olmuyor. Bu bagalar kısa bir süre sonra dağılacak zaten. Ne yapmak lazım? Bunların yerine bando takarsak daha iyi olur. Tamam o zaman. Takalım mı? Takalım. Önce gramajlarımı ölçelim. Durduruyorum. Durduruyorum. Tamam. Aynen durduruyorum. Sonra bir daha başlarız. Başladı mı? Evet. Şimdi bu parçayla gelen bagaya bakıyoruz.
14.5 diyelim. Ya da 14 diyelim. Senin şu an kullandığına bakalım. Senin taktikleri. O kadar nasıl paslanmış görüyor musun? Bunlar ağır bakımda taktiklerimiz. Ben... Aynen. Bak bu da 13 gram. Orijinali. Yani şunu takarsak motor biraz da ağır gider. Biz gene buna o civarda bir baga ayarlayacağız şimdi. 13 civarı bir baga ayarlayacağız. Dur. Yine bagaları takacağız. Yine bandonu. 18-14-13 gram. O göbek bozulduğu zaman bagayı da bozuyor. Yine o bozuk bagaları takarsak bu sefer de göbeği bozacak. Hepsi birbirine bağlantılı çünkü. Aynen, takım olarak değişmesi lazım. Hatta şu köşeleri de bozuyor. Şunlara da bir işlem yapacağım şimdi. Köşeler bagayı zarar verebiliyor. Bakalım bunda bir şey var mı? Şu köşeler bagayı bozuyor. Onlara bir işlem yapacağım. Zaten fabrikanın taktiğinden daha iyi o takacağım bizi. NDK mı? Evet. Eyvallah abi. Yeni koş. Sağ ol canım. Kalkışta titreşim var mı motorda? Yakıyor değil mi? Sonuçta olarak 14'e kadar var. 80-85'e altın tutuyor. Tamam, şuraya bir işlem yapalım. Şurası parladığı için kaçırma yapıyor. Tamam. Olayı ortadan kaldıralım. Kasımızda da bir parlalama işi yaptık. Tutunmada sorun yaşıyordu. Çalıştırabilir misin kardeşim? Tamam. Bu kayış buna daha iyi oldu. Öyle mi? Bizimkileri bundan takmışlar herhalde. Önceki kayış buna kısa geliyordu. Tamamdır. Arkadaşlar, test ediyoruz. Buji değiştirdik. Ön varyatörü bozuktu, onu değiştirdik. Bagaları değiştirdik. Kayışı değiştirdik. Plaka sağlanıyordu, onu gitsin. Onu hallettik. Bakalım çalışıyor. O yüzden böyle çalışıyor muydu? Akşamları nadiren tekleme zorlanma yapıyordu. Soğukken yapıyor değil mi?
Yani sabah hiçbir sıkıntı yok ama akşam 7'de yapıyoruz. Şu an kalkışta sıfır titreşim oldu. Taşladık ya pası. Mükemmel oldu şu an. Tamam. Bir de sen dene bakalım. Al kayışını da koy bagajına.